efendim, bu defa konumuz kadının rolü. Geçmişte ve bugün ya da tarihte ve bugün kadının rolü. Ve bir konuğumuz var, Zeynep Gambetti, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi. Tabii ki kadro mevcut. Şerif Mardin, Gündüz Vassaf ve Murat Berge ile başlıyoruz konuya. Hoş geldiniz. Hoş Zeynep olduk. Hanım. Tarihte ve bugün deyince bilmiyorum. Yani istediğinizi herkes tabii burada söylemekte serbest. Genelde bir sohbet var. Ve sadece bir belki bir açılış olur diye benim bildiğim aklıma gelen en önemli ilk rollerden biri Tanrı olmaktı galiba kadının. Ondan sonra da tabii seks işçisi diyoruz bugün ona. Evet. Herhalde en eski meslek olarak bahsi geçen meslek var. Evet. Aslında buradan başlamışken istiyorsanız şu Tanrı olmak üzerinden bir gidelim. Evet. Şimdi ben geçen sene Fransa'da bir Neolitik dönemde yapılmış bir mağaraya gittim. Burada Lascaux mağarası. Burada işte bir takım yani yeni insanın soyut düşüncesinin geliştiği dönemde yaptığı mağara resimleri ve sembolik öğeler var. Bunların arasında bir üçgen mevcuttu. Bu üçgenin ne olduğunu sorduğunuzda ortaya çıkıyor ki kadın. Buna bir anlam yükleniyor o dönem. O üçgen bir çeşit mucizeyi simgeliyor. Mucize de şu, insanı yaratan ve nereden geldiği belli değil tabii. Yani bu o dönemde erkeğin rolü, çocuğu yapmaktaki rolü belli olmadığı için, henüz öyle bir bilimsel bilgi gelişmediği için, kadın tek başına insanı yaratan olarak, dolayısıyla tam da Tanrı olarak betimleniyor. Ve o üçgen gerçekten bir muamma, bir saygı objesi olarak görülüyor. Şimdi tabii burada herhalde soracağımız en önemli soru, Gündüz Bey'le de programdan önce biraz şakalaşıyorduk bu konuda. Tanrı'dan seks işçiliğine nasıl geçildi? Sanırım esas temel meselemiz bu ama arada tabii bir dolu tarih var. Şimdi o şeyde ne oldu diye bakarsak özetlenmesi çok zor. Ama 5000 yıldır da deniyor, 1000 yıldır tarihi nereden başlatmak istiyorsanız oradan başlatın. Epey bir senedir kadınların erkek egemen dediğimiz sistem altında ezilmesi, baskı görmesi, zulüm görmesi, şiddet görmesi, sömürülmesi, bir yerlere hapsolmaları, bedenleri üzerinde tahakküm, yaşamları, yaşam seçenekleri üzerinde tahakküm söz konusu. Dolayısıyla yani kadın meselesi olarak açtık tabii bu şeyi. Kadın meselesi aslında bir erkek egemenlik meselesi değil mi? Zaten hani kadın ne çektiyse galiba son 2000 yılda en çok tek tanrılı dinlerden çekti. Çünkü daha önce çok tanrılı dinlerde kadın tanrılar da var. Yani Yunan mitolojisinde kadın tanrı da var, erkek tanrı da var. Mezopotamya'ya gidiyoruz, gene kadın tanrılar var. Yani dişi tanrılar var. Tek tanrılı dinlere geldiğimizde işte erkekler de peygamber. Tanrı telakkimiz de genellikle erkek bir Allah. Ve kadın orada artık erkeklerin kurduğu, erkeklerin öncü olduğu, peygamber olduğu dinlerin kurbanı. Benim aklım şeye gitti demin, siz mağaradan bahsederken şöyle bir karikatür var. Yani çoğumuz görmüşüzdür işte erkek, işte aslan postundan bir şey üstünde, elinde sopası, saçından kadını mağaraya doğru sürüklüyor. Şimdi işte bu 70 bin yıl önce işte Afrika'dan tümümüz yolculuğa çıktı. Ve kadın artık ikinci sınıf kadın toplumlarında, yani karikatür zaten modern bir şey. Kadını öyle görmeye başladık. İşte avcı toplayıcı dönemine bakarken öyle görüyoruz kadını. Tarım toplumuna bakarken öyle görüyoruz. Sanayi toplumunda da kısmen öyle. Zaten fiziki güç, erkeğin fiziki gücü azıcık gerekli gibi. Tarım toplumunda, avcı toplayıcıda, sanayide daha az belki. Fakat şimdi kadının yeri azıcık değişti. Çünkü
yaratıcı endüstrilerde, hizmet sektöründe, yani fiziki gücün pek bir anlamı yok. Kadınla erkek eşit artık işlerde. Hatta bazı psikologlar kadının beyninin daha da elverişli olduğunu bile söylüyor. Fakat şöyle bir karikatür olabilir artık. Fakat kadın bu karikatürü yapmıyor. Yani gene erkek mağaranın önünde, elinde sopalar, birbirleri kavga ediyor. Belki oyun oynuyor, çelik çomak falan gibi oyun oynuyor. Kadın üşüyor ve sonunda alıyor iki sopayı ve ateşi yaratıyor. Artık yaratıcı tek var. Yani bu yaratıcı endüstrilerde kadın olmaya başladı gibi geliyor bana. Aslında şurada bir itirazım olacak tabii. Yani yeni başlıyoruz ama bir tabii şey... ana hatları belirlemek gerekirse eşitlik henüz sağlanamadı. Eşitlik henüz sağlanamadı. Kadının rolü zaten şey olarak... programın ismi olarak da bana biraz tuhaf gelmişti. Kadının yolda, neredeki rolü? Yolda gelirken düşünüyordum ben de. Aynı şeyi. O rol kelimesinin içinde bir şey var mı? Var var. Bir arka plan var, var. Diye ama yani. Var çünkü şimdi şeyden başlayalım isterseniz. Yani bu sizler bunun için bir öz eleştiri içinde uygunsunuz ve galiba hani yapmak istediğimiz de biraz o değil mi? Elbette. Şimdi dört erkek tarafından yapılan bir programa kadının rolü için bir kadın çağrılıyor. Tabi burada bir şey var, dokunmamız gereken bir takım noktalar var değil mi? Şu şöyle, kadının her zaman için tanımlanma biçimi araçsal olmuştur. Şimdi kadının rolü bana onu anlatıyor. Kadının ailedeki rolü, kadının toplumdaki rolü, kadının vatan, millet, İşte cumhuriyet içindeki rolü. Dolayısıyla kadın hep bir rol oynayandır. Kadın asla kendi olamayandır dolayısıyla. Bunun da sebebi elbette işte az önce söylediğimiz gibi erkek egemenliğidir. Yani erkek egemenliği ne bir açalım istiyorsanız yani oradan hani başlamakta fayda var. Erkek egemenliği sadece saçından tutmak değil tabii. Toplumsal olanın, politik olanın, ekonomik olanın belirlenmesidir. Yani erkek belirleyici olandır. Kadının rolünü oynayacağı alanı belirleyen erkektir. Bu alanı kadın belirlemiyor. Şimdi onun için orada eşitlik... eşitlik algısı da o değil mi? Erkeğin konumuna göre eşitlik düşünülüyor. Eşitlik. Ama ne enteresandır, eşitlik haklarını erkek egemen parlamentolar veriyor. Böylesine de enteresan bir durum. Hemen atlayacağım bir örnek vereceğim sizin önünüze geçerek. Yani dilimizde erkek egemen bir dil kullanıyoruz. Aklıma şeye geldi siz konuşurken. Sarışın bomba. Bomba. Yani bir kadın tarifi olarak bomba. Erkek bomba yok, sarışın bomba var. Kadın bir bomba. Ve onun orijinini biliyorum. Yani o da modern bir deyim. Tabii ki bomba zaten modern bir şey. Bikini ile başlıyor. Bikini iki göğsü tutuyor. Göğüsler niçin bomba oluyor? Çünkü Amerikalılar hidrojen bombasını denemesini Bikini Atolu'nda, Pasifik adalarında deniyorlar. Bombayı Bikini Atolu'nda, adalarında patlatıyorlar. Oradan Bikini diye bir mayo biçimi çıkıyor. Oradan da memeler atıp bomba oluyor. Şimdi ne kadar korkunç bir şey. Yani bizim memeye bomba dememiz. Bu araçsallık meselesi, şimdi bizim kendi tarihimize baktığımızda, ki bu başka yerlerde de mutlaka vardır, yani modernleşme sürecine girmemizle birlikte muhtemelen kendini son derece ilerici gören erkekler bir tür kadın vurgusuna geçerler. Tam Zeynep'in dediği araçsallığın dikalası örnek. Kadınlarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Bir kere yetiştirilecek onlar. Yani biz lütfedeceğiz, biz erkekler. Kadınlar eğitilecek. Niye? Çünkü onlar çocukları eğitecekler. Yani sonuçta gene bir şey var, bir vatan, millet ideali var. Bu kadın dediğin yaratık nasıl bir katkıda bulunabilir? Onun da bulunması lazım. İşte çocuklarımızı
hem doğuracak. Hala var işte değil mi yani? Evet. Doğurun tavsiyeleri falan. Doğurduktan sonra da iyi yetişmiş insanlar olarak onları eğitecek. O halde kadınları eğitmeliyiz. Yani kadının kadın olarak bir eğitim görme hakkı yok. Yani böyle bir şey düşünülmüyor. Ancak işte bir şeye araç olduğu, bir başka türlü bir fonksiyonu işte sırtladığı ölçüde onun da bazı şeylere hakkı var. Ama dediğim gibi yani bu işte bunun ta şeyden genç kalemler bilmem ne ilk yani bu modernizasyonun işte şeyini yayınını propagandasını yapan dergilerde görürüz. Bu aynen Cumhuriyet'te devam eder hiçbir şey değişmeden. Ve muhtemelen de bu adamlar kendilerine ben ne kadar ilericiyim filan diye de çok kıvanç duyduklarını sanıyorum. İyi de oluyor aslında yetiştirilince, o da ayrı bir mesele. Hatta ben bir haber hazırlamıştım ve haber şöyle bitmişti. Çünkü ne kadar eğitimli olursa çocuk ölümleri o kadar düşük oluyor. Ben demiştim ki erkek çocuklarınız daha fazla hayatta kalır şeyleri yetiştirirseniz. Kadınları yetiştirirseniz diye. Yalnız biliyorsunuz bu burada da bir sorun var. Şimdi kadın doğurgan, orada bir sorunumuz yok herhalde. Yani bir fiziksel farklılık var aramızda. Şimdi başbakanımız da sürekli işte eşit değildir, farklıdır söylemini kullanıyor. Kimse fiziksel olarak farklı değiliz demedi zaten. Yani feministler de bunu zaten bunun demedi. Yani karikatürize argüman bu zaten. Farklı olduğu için eşit. Aynen. Farklı olduğu için bir takım erkeklere erkeklerin istediği, erkeklerin mücadelesini yaptığı insan hakları ya da siyasal haklardan faydalanma imkanı daha az. Neden? Çünkü erkekler, şimdi şöyle düşünelim. Şimdi erkek egemenliğini biraz yavaş yavaş açmaya başlayalım. Erkek egemenliği şöyle bir şey değil. Hiçbir erkek işte sen kadınsın diye seni eziyorum diye düşünmüyor. Ya da düşünse bile bunu zaten hakkı olduğu için yapıyor. Dolayısıyla burada bir karikatür, hani kötü erkek, cici kadın ya da ezilen zavallı kadın, mağdur kadın imajı yaratmadan bunu konuşmak istiyorum ben. Şöyle, kimse bilinçli olarak işte hakkı olmadan yapmıyor bunu. Fakat gündelik hayatta, yani sizin de işte bu konuda totalitarizmi gündelik hayattan incelediğiniz için çok söyleyecek şeyiniz vardır diye düşünüyorum. Yani gündelik hayatta hiç şeyi olmayan, belki de üstünde durmadığımız bir takım dil kullanımından tutun işte şeye kadar, cinayete kadar giden skalada bir haksızlıklar ve ayrımcılıklar dizisi var. Şimdi insan hakları dediğimiz, yani eşitlik üzerine kurulan, her insanın işte doğuştan belli hakları olduğunu söyleyen söylem, ki bu biliyorsunuz yani Birleşmiş Milletler Sözleşmesi evrensel sayılır ve tüm ülkelere, tüm kültürlere uygulanması istenir. Bunun kör bir takım noktaları olduğunu tespit eden kadınlar demiştirler ki kadınların tam da bu fiziksel farklılıklarından doğan ve insan hakları diye tanımlanıp ama aslında sadece erkeklere göre düşünülmüş olan haklara sığmayan bir takım hakları olması gerekiyor. Ne? Doğum. Yani doğum yapmak kadınların sadece yapabileceği bir şey. Şimdi doğum izni denilen mesele ya erkekler talep edemez. Şey fiziksel olarak. Veya işte ne bileyim işte anne süt vermek istiyorsa bunu erkekler yapamayacak tabii ki. Bu tip bir takım meselelerden doğan kadın insan hakları şeyi kavramı geliştirildi. Bu farklılıkları teslim edip ama bu farklılıkların illa bir eşitlik değil eş değerlik. Şimdi burada yani feminist söylemde yeni bir şey geliştiriliyor, kavram geliştiriliyor. Eşit ne demek dediniz, yani ismini koydunuz. Eşit kadının erkeğin seviyesine ulaşması olarak görüldü bugüne kadar. Niye erkeğin seviyesi niye idealize edilsin? Niye ulaşılması istenen bir değer olsun? Şu sorulan şu Zeynep.
kadın erkekten nasıl farklıdır diye soru soruluyor. Erkek kadından nasıl farklıdır diye sormak aklımızdan geçmiyor. Geçmiyor. Her şey erkeğe göre tanımlıyor. Her şey erkeğe göre tanımlıyor. Bu bölümün sonuna geliyoruz. Ben birden endişelendim, bir şeyler işitmemiz gerekiyor. Yok, ben bazı spesifik konular üzerinde durmak istiyordum. Bilmiyorum sonuna geldiğimize göre bunu sığdırabilecek miyim? Ama söylemek devam istediğim ederiz, belirli bazı durumlarda kadının spesifik hedef olarak alınmasının bir sistematiği var mı? Belirli bazı yerlerde diyelim kere içinde. Ondan bahsetmek istiyordum. Onu ondan da devam ederiz. Yani başlayabilirsiniz. Peki. Aradan sonra şimdi, devam edebiliriz. 4 tane örnek vereceğim da ondan dolayı biraz tereddüt ediyordum. Ben notumu alıyorum. Birinci örnek şöyle. Bir aile meclisi, ailenin içindeki ailenin namusunu kirletmiş olduğu için kadının öldürülmesine karar veriyor. Ve ailenin içinden birisi onu idam ediyor. Bu çok, yani o şeyleri verdiğim zaman, sanıyorum ki diğer örnekleri verdiğim zaman, burada bir tuhaf bir spesifisite olduğu, bir hedef seçme meselesi olduğu da ortaya çıkıyor. İkinci örnek, şeyde de gördük, dış televizyonlarda da gördüğümüz bir şey. Kadınların şeyi ortasında bir parkta namus bekçileri tarafından veyahut da namus polisi tarafından kırbaçlanması. Bunu birkaç kere böyle bir şeyin bazı yörelerde normal sayıldığı ve yapılmaya devam edildiği, bu bir pratik olduğu anlaşılıyor. Bugün gene gazetede var, biri ölmüş kırbaçlanırken. Evet. Bir üçüncü bir örnek. Pakistan'da bir vali. O vali aslında kendisine İslam'a bir hakaret etmiş olduğu bir Hristiyan kadının müdafasını yaptığı için burada bir, bunun bir ispatını aramaya çıktığı için kendisinin 28 kurşunla öldürülmesi ve ondan sonra da mahkemeye çıktığı zaman kendisine güller atılması. Son örnek, hem bir pratik hem bir ideoloji, rejim meselesi. Belirli bir yerde bir kadın, bu sıralarda da taşla boğularak, taşla öldürülerek idam edilmesini bekliyor. O 90 tane kırbacı yemiş, fakat 90 tane kırbacı yemesinin dışında rejim edilmesine karar verilmiş. Yani taşla öldürülmesi, o şekilde idam edilmesine karar verilmiş. Sonuç, Müslüman kardeşlerimizden herhangi biri bunları anlatmak için ve bunların sistematik bir hedef olduğunu anlayabilmek için, anlayabildiklerini anlatmak için bir kaleme sarıldılar mı? Görmedim böyle bir şey. Burada bir virgül koyalım, devam edebiliriz aradan sonra efendim. Kaldığımız yer kadının hedef olarak seçilmesi ve bunun arkasındaki sistemdi. Son dört örnek vermişti Şerif Mardin. Son örnek de aslında güncel de bir örnekti. Çok konuşuldu. Rejim, taşlanarak öldürme olayı. Bilmiyoruz, hocamızın eklemesi gereken bir şey var mı buna? Yok bir şey. Benim eklemek istediğim tek bir şey yok. Yalnız merak ediyorum. Yani bu konular aslında Türkiye için önemli konular. Fakat benim gördüğüm kadar, hani dediğim gibi, Müslüman kardeşlerimden hiçbirinin kalemine sarılıp da bunun hakkında
uzun uzadıya bir yazı yazdığını, hatta bir köşe yazısında bile bundan bahsettiğini görmedim. Onu merak ediyorum. Nedir sebebi diye. Yıllar önce Hüseyin Hatemi bu rejimle ilgili çok fazla katılmadığım bir yorum getirmişti. İşte bu bir sembolik bir şeydir. Öldürmek için değil. İşte onu toplumun kınadığını, ayıpladığını göstermek için sembolik küçük taşlar atarlar. Yani bunun böyle olduğunu ben sanmıyorum ama yani Müslüman dünyası bu yoruma inansa herhalde daha iyi olur, o başka yani. Şey, bu veç mi falan gerçekleştiren bir anlamda, yani toplumsal yapımız, düşüncelerimiz, adetlerimiz, inandığımız, hepimizin inandığı ve tekrarladığı şeyler öyle ki bu vecim onun üstüne kuruluyor. Şuradan Ömer Asım Aksoy'dan atasözleri aldım. Kadın diye baktım. Kadın için nasıl atasözleri var diye, erkek diye baktım. Çok yok bir defa kadın ve erkek için. Kadın için daha çok var. Bir tanesi dehşet verici atasözü. Kadın erkeğin şeytanıdır. Kadının şamdanı altın olsa mumu dikecek erkektir. Kadın kocasını isterse vezir, isterse vezil eder. Yani bunlar gün içinde söylenen atasözü çünkü. Yani gelenek. Kadının fendi erkeği yendi. Yani kadın kurnaz, erkeği halleder. Kadınlar hamamına dönmek. Çok sık kullanılan bir şey kürültü patırdı olduğu zaman. O bir Türkçe'de herkesin diline şey, karı gibi diye bir laf vardır. Karı gibi gülme, karı gibi ağlama, karı gibidir gider yani. Şimdi erkekler için atasözleri, bunlar kadınlar için. Erkekler için 3 tane var. Yani kendisine dokundurtmuyor bir defa, 3 tane var. O daha az olması önemli. Erkeklik öldü mü? Erkeklik sende kalsın. Bir tanesi daha şey, kadını yani işte bu ikinci rolüne iten, erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. O mideyi besleyecek olan da Murat Ahçı'dır, çok iyi yemek yapar ama seni kastetmiyorlar. Bir kadın yapacak o mideyi. Napolyon'dan alınma bir şey galiba. Yani kadını atasözlerimizi bir defa bu düzen, erkek düzeninde oraya koymuşuz. Ve kadın da, oraya daha geliriz konuşmalarımızda, bazen bu beklentiyi gerçekleştiriyor. Yani o mavi göz, kahverengi gözden bahsetmişti. Kadın beklentiyi gerçekleştiriyor. O zaman kocama çok iyi yemek pişireyim diyor. Tabii mesela. Kadın tam da o sistemin içinde kuruluş. Şimdi şeyi düşünecek olursak, yani bu toplumsal cinsiyet diyoruz buna. Biz yani artık şey değil, fiziksel farklılıklardan öte o farklılıklara atfedilen toplumsal anlamlar ve o farklılıkların toplumda nasıl rollere oturmamızı sağladı ya da nasıl rollere oturmamızı zorladı. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şey yok. Kadın doğası diye bir şey yok. Yok yani, ben buna inanan bir insan değilim. Kadının kadınlığı toplum içinde kuruluyor. Aynı şekilde erkeğin erkekliği de toplum içinde kuruluyor. Dolayısıyla bu söyledikleriniz çok önemli gerçekten. Bu atasözleriyle biz kadın ya da erkek olarak ayrışıyoruz. Ve hani burada anmadan edemeyeceğim, yani Allah uzun ömür versin öldüğü için değil ama yurdu terk etmek zorunda kaldığı için Pınar Selek. Çok ağır bir ithamla altında kaldığı için şu anda yurt dışında, haksız bir ithamla. Bu bir hukuk ayıbıdır, buradan da söylemek istiyorum. Pınar Selek'in bir kitabı vardır, ismi Sürüne Sürüne Erkek Olmaktır. Erkek adam diye gurur duyulan konuma erkekler nasıl getiriliyor? Ben mesela derslerimde şöyle bir örnek veririm öğrencilere. Derim ki erkek çocuk ağlamaz. Cümlesi bir gerçekliği mi anlatıyor? Yoksa arzulanan bir hali mi anlatıyor? Sorarım sonra. Erkek çocuk ağlamaz cümlesi ne zaman kurulur? Erkek çocuk ağlamaya başladığında kurulur. Dolayısıyla erkekler ağlar. Ama ağlamamaları için sürüne sürüne, gözyaşları yutturula yutturula, hıçkırıkları boğula boğula erkek adam haline getirilirler.
Aynı şekilde kadınlar da öyle. Dolayısıyla şöyle bir şey yok. Kadın erkek egemenliğinin dışındadır diye bir şey yok. Çok güzel söylediniz. Kadınlar erkek egemenliğini sürdüren önemli öğelerdir. Anne erkek çocuğuna iş yaptırmaz. Anne erkek çocuğunu mutfağa sokmaz. Değil mi? Kadın, erkek çocuğuna yemek öğretmez. En büyük engellerinden biri kadının annesidir. Kadının annesidir tabii. Ne şey der kadın? Anne. Çocuk bir şey yapar. Kadının hoşuna gitmez, annenin hoşuna gitmez. Yapma falan der. Çocuk bir daha yapar. Ne söyler sonra? Babana söylerim. Babana söylerim. Tabii otorite figürü de babadır. İktidarı koruyor gene. Otorite figürü baba olarak bu belirir. Bu gerçekten Anadolu'da da var. Bilmiyorum Şerif Bey hiç o konuda bir fikir geliştirdiniz ama... kadınların ezilmesinde... ailenin yaşlı kadınlarının çok ciddi rolü de var. Yani evet. Bu çok yaşanan bir şey. Yani evet. Bazıları emir dahi veriyor. Öldürülmeleri için aile meclisi dediğimiz şeyde yanında. Biraz kendi tecrübesinin bir nevi intikamını almış olması açısından belki onu görmek evet. Lazım. Doğru. Kendi aşağılanmış olmasının hani ben o statüye vardığım zaman ben de yaparım şeklinde bu bir nevi tuhaf bir sosyal rekabet içinde ancak anlaşılabilecek olan bir şey. Çok doğru, çok doğru söylüyorsun. Rekabetin başka türlüsü Şerif Bey, kadınların güzellik müsabakaları. Yani güzellik kraliçesi. Kadınlar düzenlemiyor onu, erkekler düzenliyor. Onun için de kadın güzel olmak yarışında. İşte o yüzden makyaj sanayi giriyor, giyim sanayi giriyor, modalar giriyor. Ama erkeğin dünyasında uyum sağlama çabası. Yani o içselleştiriliyor artık. Kadın da güzellik kraliçesi olmak istiyor. Silikon ameliyatı yaptırmak istiyor. Ve fuhuştan bahsediyoruz işte kadın ticareti işte dünyanın büyük değil mi? Mafya falan filan yani milyonlarca kadın bu fuhuşun içine itildi. Ama fuhuştan önce o fuhuş kadının imajını veriyor zaten erkek egemen toplum. Reklamları, otomobil reklamı yanında yarı çıplak kadın bilmem ne. Yani onu pazarlıyor zaten gündelik hayatında. Hatta Büyükada'da geçenlerde bir işte bir yaz eğlencesi. Anneler babalar kızlarını böyle lolitalar gibi giydirmişler. 5-6 yaşında çocuklar. Rujlar, makyajlar falan filan. Anneler babalar gayet memnun işte çocuklarımız böyle diye. Bu yani fuhuşu böyle destekliyoruz daha. Fuhuşu kaldıralım falan değil. Fuhuştan önce kalksın da para için seks ticareti. Daha önce bunlar var. Bakın evet. Şeyde yani o şiddet meselesine de ben değinmek istiyorum. Yani siz çok önemli bir konuyu açtınız ama arka planında da şiddetin gerçekten gündelik pratikler var. Şimdi kadının ezilmişliğinin, bastırılmışlığının bir ekonomisi var. Siyaseti var, toplumsallığı var, eğitim şeyi var, boyutu var. Dolayısıyla birçok boyut var, dilsel boyutu var, algısal boyutu var. Ama şeye daha temelden başlamak gerekirse bu kadının bir bedene indirgenmiş olması meselesi. Yani burada anlattığınız hakikaten kadın süslenen, bakılacak olan, dolayısıyla kendi kimliğini, kendi egosunun tatminini sadece ve sadece erkeklerin takdiri ve beğenisi üzerinden alan, değil mi? Erkeklerin arzusu üzerinden kendini tanımlamak durumunda kalan ya da çocukları üzerinden. Yani iki tane alan tanımlanıyor. İkisi de bedensel alanlar. Açısından baktığımızda bunun toplumdaki bir takım normları ve pratikleri nasıl etkilediği açısından baktığınızda inanılmaz büyük bir şey çıkıyor ortamıza, ortaya çeşitlilik çıkıyor. Şimdi bir namus meselesi. Namus meselesi tamamıyla kadının cinselliğiyle ilgili bir meseledir. Ve erkeklerin namusu da kadından sorulur. Değil mi? Yani kadının namusu aileyi kirletir. Yani bu bahsettiğiniz birinci örnek. Kadının cinsel hayatında yaşadığı şey toplumun temelindemiş gibi. Bir kurgu var burada. Kadının görüntüsünün üzerinden kurulan... şu anda sayamayacağımız kadar. Sektör var. Sektör var. Sektör var dediğiniz gibi bunun bir ekonomisi var. Tüketim toplumunun örneğin
temel taşlarından biri kadındır ve kadının o bakılma üzerinden kurulan kadın imajının sürdürülmesidir. Şimdi biz bakılmıyor olsak o kadar kozmetiği kim satın alacak? Hı hı. O kadar kıyafet ne için, değil mi? Korkunç gelen de bana. Yani kadının eşitliği, demin siz söylediniz bunu, erkek dünyası üzerinden kuruluyor. Şimdi ABD'de işte feminist akım 60'larda başladı vesaire. Şimdi ABD'de kadın asker artık. İşte Irak'ta görüyoruz, hatta işkenceci. İşte Abu Garip fotoğrafları aklınızdaysa, yani erkek düzenini o kadar bir insan olarak içselleştiriyor ki, ve bu eşitlik olarak yapılıyor. Yani ben de asker olabilirim diye. Halbuki biz barışta yani. Orada bir başka şey var. O Ebu Garip'teki tutuklulara kadının cinsel olarak işkence yapması, onları aşağılamanın en büyük araçlarından biri oluyor. Cinsel organlarından tutuyor, köpek muamelesi yapıyor vesaire. Bu şey var yani, bir çatallaşıyor burada. Yani kadın özgürlüğüne giden yollardan bir tanesi erkekleşerek şey yapmak, özgürlüğe gittiğini düşünmek, hayal etmek. Bir de yani kadın olarak yani önce herhalde şeye değinmek. Aslında bizim mesela Türkiye'de gene, ama dünyadan çok kopuk olmadan, yani bir aşamada bizim Cumhuriyet tarihimizde şey vardır, yani böyle iyi bilinen ailelerin okumuş kızları falan erkekleşerek özgürleştiler. İşte bizim Mina Hanımlar falan o kuşağın insanlarıdır. Ve onların bazılarında şey vardır, erkeklerden daha beter bir kadın aşağılaması. Bunu da onlar yaparlar. Kadın dostları yoktur, işte küçümserler. Erkeklerle sohbet etmeyi severler falan filan. Hatta bu hani giyim kuşama kadar, işte ilk pantolon giymişlerdir, şudur budur. Burada şey geliyor aklıma, ben yıllar önce İngiltere'deyken işte feminizm o zamanlar daha da böyle bir işte yeni olduğu için daha da enerjik bir şekilde devam ediyor. Böyle bir koca şey liste yapmışlar hani. İşte sürtük, şıllık, şırfıntı falan gibi şeyler var ya her dilde, yani kadınlara söylenen. Onların hepsini İngilizce'de saymışlar. İşte biz bütün bunlarız diyor sonunda. Şimdi yani erkeklerin bize reva gördüğü bütün bu sıfatları biz alıyoruz ve iftiharla tamam. Şimdi bu doğru mu? Yani... Yani bunlar size söylenmiş. Yani niye benimsemek zorunda mısın falan. Hani şey tabii bunlar bir bakıma aynı kapıya çıkan şeyler. Yani afro saç yapmak. Değil mi? Yani işte zenci kıvırcık saçlı falan diye küçümsenmiş. O da abartılı bir şekilde saçını şey... madem sen bana öyle yapıyorsun, al sana diye böyle bir şey. Şimdi tabi bu anlaşılır bir şey. Ama şey bu mu? Yani bu kabulden bir yere varılır mı? Yoksa oradan dolayı bu kabulün kendisine meydan okumak ve hayır bu böyle değil demek mi gerek? Bütün bu o durumdan aslında belki ne kadar girebiliriz? Kaybettiklerimiz, insanlığın kaybettiği şeyler. Benim aklıma sağlık geliyor. Eğer kadınlara bırakılsaydı eşlerini ve çocuk yapacak çiftini seçme olana, bilmiyorum, bu benim düşüncem. Dünyada insanoğlunun sağlığı bu kadar dökülmezdi gibi geliyor. Çünkü doğacak bebekten bebeğin sağlığının en yüksek olma olasılığını ortaya koyan eşi seçiyor kadın genetik olarak. Yani bu erkeklerde de biraz var ama maalesef o olarak kendisine verilmemiş dünya tarihi boyunca pek. Çok önemli Oğuz Bey, papaya bakın. Prezervatifi yasaklıyor sekste. Herhalde kadın papa olsa bunu yasaklamazdı. Prezervatifi yasaklıyor. AIDS'den ölen insanların sayısı 1 milyon belki her yıl. Belki 1,5 milyon. Ölen çocukların sayısı, AIDS'li doğan çocukların sayısı
milyona varıyor belki. Bu bir papanın, yani bir erkek işte peygamber gibi işte Katoliklerin adamının kadın olsa papa yapar mı böyle bir şey? Büyük katliam, katil yani. Evet, bir de bir zamanlar bir kadın papanın olmuş olmasının sonucu olarak papa seçildiği zaman bizim belki bu sizde programda söyleyemeyeceğimiz bazı şeylerden geçmesi, bazı erkek olup olmadığının anlaşılması için bazı kontrollerden geçmesi, bu hala papalık, papa olmak için o kontrollerden de geçmek gerektiği anlaşılıyor. Bir zamanlar işte tesadüfen bir kadın papa olduğu için bunun bir daha tekrarlanmaması için. Şerif Bey, o günlük dilimize de geliyor. O papanın işte yani açıkçası hayaları kontrol ediliyor sandalyeden var mı yok mu diye. Fakat bu şey İngilizce sayının testicles. Şimdi gene erkek egemen dile geliyoruz. Testimony. Yani şey yapmak, şeyin üzerine konuşmak. Yani evet. Taşak üzerine ve daha da geride taşak üzerine yemin ediyor erkekler. Onun için testimony. Evet. Düşünün. Yani adalette kullanılan bir şey testimony. Mahkemede kullanılan bir şey. O bile buradan geliyor. bu evet, yani mesela ara zamanımız geldi mi? Peki, verebiliriz. Ara verelim, devam edeceğiz. Bu programda da ama özellikle bu konuda da 6. katılımcımız var. İzleyicilerimizden gelen mailler dikkat çekici. Öncelikle hepsi teşekkürle, övgüyle ve zihin açıcı olmakla programımızı betimliyorlar. Ama gelen mailler de zihin açıcı veya tartışma açıcı olabilir. Yeni boyutlar açıcı olabilir. Bir mail Orhan Önder'den, kadına rol biçme, rol verme gücün haddi nedir? Güç neyse, kimse kimdeyse o güçsüze rol bilir, rol biçer. Gücü belirleyen üretim tarzıdır, diyor. İnsanlık tarihi boyunca uygulanan üretim tarzları değerlendirilirse bu meseleye bakış açısından yerinde olur, diyor. Ve böyle bir beklentisi var, onu söyleyeyim. Bekir İnce, pozitif ayrımcılığa belki geleceksiniz ileride ama diyor, feminist hareketlere karşı bir bakışı var. Eğitimli kadınların sivil toplum örgütleri vasıtasıyla veya bireysel olarak talep ettikleri bir takım haklar sosyal adalet ve koşulları dengelemek bakımından kulağa hoş geliyor. Ama bu bir süre sonra aynı, hatta daha yüksek nitelikte erkeğin önüne geçen bir oluşum oluşturabilir mi? Yani erkekler bu sefer mağdur duruma düşer mi diye ben algılıyorum. Bilmiyorum ne kadar haklıyım. Bazen feminist hareketlerin iticiliği veya açık tabirle şirretliğini konuklarımız nasıl yorumlar, merak ediyorum. Hemen burada bir yoruma başlayabilir miyim? Şimdi tabii bu çok provokatif bir şey olmuş. Çünkü yani tam bir erkek söylemi bu. Bekir Bey'di galiba. İzliyorsa şey yapmasın, kusura bakmasın ama. Şimdi orta sınıf dedi ya da eğitimli kadınların dedi meselesi haline getirdi feminizmi. İşte 19. yüzyılda belki öyleydi. Ama 20. yüzyılda Hindistan'ındaki işte köylü kadından Amerikalı siyahına kadar feminizm bütün sınıflardaki kadınları şey yapan, mobilize eden bir mücadeledir. Dolayısıyla bunu böyle bir özel elit hareketmiş gibi göstermek bence çok yanlış. Bir yerde durur mu feminizm? Tamam, çok ütopik bir şey gibi de görünebilir ama durur mu? Ben şimdi size durur mu durmaz mı? Yani birazcık kaygı bir sayı, o. Birazcık bir sayı vereyim. Şimdi erkeklerin iktidarına dokunduğunuz anda erkekler feryat ediyor. Feminizm de erkek düşmanlığı gibi diye bir aldılar. Şeye indirgiyorlar. Feminizm erkek düşmanlığı değildir. Erkek egemenliği karşıtlığıdır. Erkek egemenliği, az önce söyledik, kadınların da
yeniden ürettiği bir durumdur. Yani kadınların da erkek egemenliğinde bir rolü vardır. Dolayısıyla sadece erkeklere karşı yürütülen bir hareket değil, bir zihniyete, bir toplumsal pratikler bütününe karşı yürütülür bu mücadele. Şimdi size şunu söyleyeyim. Geçen sene, şimdi rejimden bahsettik. Bence şimdi rejim tabii Türkiye'de yok. Rejim gibi ya da töre cinayeti gibi çok sansasyonel, çok medyatik olan şiddet eylemlerinin dışında basına sirayet eden veya hukuka sirayet eden şiddet eylemleri 2010'da 217 kadının ve 3 çocuğun öldürülmesi idi mesela. Türkiye'de. Türkiye'de. Türkiye'de erkekler 2010'da en az 217 kadın ve 3 çocuğu öldürdüler. En az 381 kadın ve çocuk tacize uğradı. 207 kadın ve çocuk tecavüze maruz kaldı. Şiddet olaylarının en az %42'sinde mağdurların tehdit altında olduğu çevrelerince biliniyordu. Buna rağmen can güvenlikleri sağlanmadı. Kadın cinayetleri ve yaralanma olayları da en sık İstanbul ve Adana'da görüldü. Yani bir töre cinayetleri üstünden Güneydoğu'nun ve Kürtlerin gerici olarak damgalanması süreci var. Ona da alternatif bir şey getirmek istiyorum, bakış açısı getirmek istiyorum. Kadınlar sadece Güneydoğu'da öldürülmüyor. Kadınlar Batı'da da öldürülüyor, Orta Anadolu'da da öldürülüyor ve hatta İsveç'te de öldürülüyor. Evet. İsveç kadın erkek eşitliğinin en fazla olduğu ülke dünyada. Türkiye'ye bakalım. Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet uçurumu raporu var. 2010 sıralamasında 134 ülke arasında Türkiye 126. sırada. Yani sondan 8. Türkiye'den daha eşitsiz durumda olan ülkeleri sıralayayım. Fas, Benin, Suudi Arabistan, Fildişi Sahili, Mali, Pakistan, Çad ve Yemen. Türkiye'den daha ileri ülkeleri sıralayayım. Mısır, Suriye, İran, Umman, Etiyopya, Ürdün, Cezayir, Nijerya, Katar ve Lübnan. Şimdi ayrıntıya baktığımızda mesela kadının ekonomiye katılma oranına baktığımızda Türkiye fırsat olanağı sıralamasında 134 ülke arasında 131. 131. Şimdi Bekir Bey, daha bir 100 yıl daha var feminizmin. Yani 131. Şimdi yani sondan 8. değil, daha da aşağıda. Sondan 4. Ekonomik durum açısından sadece Suudi Arabistan, Pakistan ve Yemen bizden geri. Şimdi bu ayıp değil mi? Şimdi mesela Türkiye'de şöyle şeyler tartışıyorsunuz. İşte Brezilya örneği getiriyorsunuz bir toplantıda. Biri diyor ki yahu Brezilya'ya niye bakalım, biz 3. dünya ülkesimiz diye veriyor örneğini. Şimdi orayı aşağı görüyor. Ya da İran sürekli olarak kadınların baskılandığı, zulme maruz kaldığı yer olarak gösteriliyor. İşte Hindistan'dan bahsediyorsunuz, diyorlar orada fukaralar yaşıyor, biz o kadar değiliz. Bütün bunlardan hani Türkiye'yi daha yukarıda gören erkeklerimiz, Türkiye kadın meselesine gelince bu kadar geriyken, feminizmi şirretlilik olarak göstermek ya da bir şekilde bir korku, endişe içine girmek lüksünde olamazlar. Başka yani benim türlü erkeklere sorum, kadın sorunu olarak adlandırdığımız sorunun aslında bir erkek sorunu olduğunu ne zaman anlayacaklar? Ve bu konuda nasıl bir mücadele verecekler? Buna başka bir tür cevap da belki. Ekstrem bizim kadın hareketlerinde de var tabii. Geçen sefer oğlumuz doğacak, bir lezbiyen hareket, ya bu çocuğu aldırın çünkü dünya erkek. Bunlar var fakat çok az var. Yani nasıl bu gazetecilikte şey vardır, köpek insanı ısırınca
haber değildir. İnsan köpeği ısırınca haberdir. İşte bir kadın, bir erkeğin cinsel uzvunu kesiyor. Dünyanın bütün gazetelerinde, Ajans France Presse, Associated Press falan hepsini okuyoruz. Ama Hindistan'da Sati diye bir olay var. Hala İngilizler yasaklamış 1890'larda falan. Kadın, erkek ölünce kadın da kendisini öldürecek veyahut öldürülecek. Niçin? Çünkü eskiden kalmış gelenek, düşman bu kadını ele geçirirse onunla sevişecek, bir şey yapacak. Onun için kadın kendisini öldürecek. Sünnet, kadın sünneti. Kadın sünneti, Mısır'da. İstatistiklerine kadar Afrika'da, Mısır'da ve şey Asya'nın ucunda da var kadın. Mısır'daki kadınların 1/3'ü sünnetli. Bu haber değil. Cinsel haz şimdi alamasınlar diye. Hı, tabii, yani tabii, kadınların evet cinselliğini reddeden bir yerde, kadınların cinselliği üstüne kurulu tamamıyla her şey, ama bir yerde de reddetmek ve bastırmak lazım. Çünkü bir tek erkeğe saklanacak o cinsellik. Demin Murat arada Çin'den bahsetti. Çin'de küçük imparator diye bir deyim var şimdi. Küçük imparator çünkü 3-2-1 ailesi var. 4-2-1 pardon. 4 tane işte anneanne babaanne iki taraftan. Anne baba 2. Bir tek çocuk politikası çünkü şehirlerde o tek çocukta küçük imparator erkek. 2040'ta Çin'de 50 milyon kadınsız erkek olacak. Şehirli kadınsız erkek olacak. Kız çocukları aldırdıkları için. Bu bir katliam. Katliam. Ve 50 milyon bir kadınsız erkek gelecek. Ne olacak Çin'de bu toplum yapısını, sosyolojiyi, psikolojiyi, siyaseti kim bilir nasıl etkileyecek? Bilmiyoruz. Hindistan keza aynı şekilde. Köylerde seyyar ultrasoncular geziyor. Karınlarına bakıp kız çocuğuysa düşürmek üzere onlara bilgi vermek amacıyla iyi para kazanıyorlar. Çünkü Hindistan bir türlü bunun önüne geçemiyor. Orada işte bu drahoma meselesi güya gösteriliyor. Şerif Bey bir şey diyecekti. Bu konunun yani Zeynep'in anlattığı seviyede konunun algılanmamasının bir sebebi olduğunu da sanıyorum. O da şu: biz erkek egemenliğini ileri sürdüğümüz zaman ve çoğu zaman bu egemenlik kelimesi kullanılıyor. Egemenlik kelimesi aslında bir metafordur. Ama metaforların da kalıcı gücü yoktur. Bana öyle geliyor ki bunun daha kere içinde spesifik, adi diyebileceğimiz şekillerde anlatılmasının daha kalıcı bir şeyi olabilir. Yani bu metafor şeklinde bunu anlattığımız müddetçe bunun oturmaması ihtimali de var. Yani senin söylemiş olduklarının ve oradaki rakamların aslında uzun vadede bir çeşit metafora bağlanmış olması dolayısıyla zihinlerden silinmesi ihtimali var. Onun için mesela Gündüz'ün verdiği örnekler veyahut da senin Lasko ile ilgili verdiğin örneklerin bizim bilhassa çok da sembolik bir hafızası olan halkımızda çok daha etkili olabileceğini sanıyorum. Yani bunun bir nevi sembolik bir şekliyle anlatılması lazım olduğunu sanıyorum. Çok felsefi bir seviyede anlatıldığı zaman küçük bir azınlık tarafından anlaşılıyor. Fakat geniş halk kitleleri arasında bunun kötü, ayıp olmaması gereken bir şeyin anlatılması bence başka bir dille de anlatılması gerekiyor. Yani metaforlardan vazgeçelim ve mesela ne bileyim ben burada kendime meseleyi irca edeceğim. O da haksız bir şey tabii ama benim verdiğim örneklerim yani kırbaçlanmanın insanların hafızasında bıraktığı iz bence meselenin metaforik olarak anlatılmasının bıraktığı izden daha önemli bir iz. Yani bundan senin söylediğinin şeyini azaltmak istemiyorum, değerini azaltmak istemiyorum. Fakat meselenin genelde böyle bir müddet sonra kaybolmasının da dille ilgili
kabul ettiğimiz ve sağduyuyla, yani yanlış bir sağduyuyla ilgili bir tarafı olduğunu sanıyorum. O yanlış sağduyuyu bir kıracak olan bir şeye ihtiyacımız var anlatım bakımından. Yani anlatımı bir feminist anlatım seviyesinden çıkarıp bunun daha etkili olabileceği bir semboller bütünü olarak anlatmakta bence çok daha büyük bir kalıcılığı var. Mesela bu Lasko hakkında söylediğin şeyi kimse unutamaz. Yani bu üçgen meselesini. Sanıyorum ki Türkiye'de bu meselenin tartışılmasının biraz da canım bu işte şey olan bir takım entelektüellerin uydurdukları konulardır diye kalmasına sebep oluyor ve bunun da geniş kitleler tarafından algılanması zor oluyor gibi geliyor bana. Bundan dolayı hani senin söylediğinin değerinin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Fakat anlatılma dilinin de yani bu eşitsizliğin ve bu durumun anlatılmasının kendine mahsus bir dili belki olması gereğine inanıyorum. Bilmiyorum açık anlattım mı? Kıstaslar, Birleşmiş Milletler'in istatistiklerinden bahsetti evet. Zeynep Hanım. O kıstasları biz bilmiyoruz. Biz mevcut durum, yani orada çünkü rejim yok bizde. İyi, evet. Güzel, ne âlâ. Ama kıstaslar farklı, çok farklı. Ve biz bir de mevcut durumu kabul etmiş durumdayız. Yani hanım hanımcık diye bir tabirimiz vardır. Bu en basitçe. Herkes bunu pek bir önemli bir şey olarak görür. Ciddi bir taltif olarak görür. Yani kendi kabullenmiş bazı koşullarımız var. Onların evrensel boyutlarda veya bir takım kıstaslarda ne kadar abuk sabuk ya da kötü bir şey olduğunun farkında değiliz. Belki söylediğiniz evet, bu. Evet evet. Tamamen onu hem içselleştirmeden bu yani metaforların gelişmemesi bence azıcık içselleştirmeden yani erkek egemen dilinin içselleştirilmesi yani bu Mısır'da sünnet varken kadın da erkek istediği için yani zorla sürüklenmiyor sünnette. Kendisi de gidiyor. Fakat metaforlar yani onun üzerinden konuşmak istiyordum asıl fakat diyeceğimi unuttum. Yani dil yani hava raporunun verildiği gibi belki bu istatistiklerin daha çok verilmesi lazım. Fakat bu üçgen çok çarpıcıydı tabii. Şimdi başka çarpıcı acaba ben orada bir yardımcı tamam. olabilir. Belki şunu mu söylemek istiyordunuz? Çünkü Şerif Hocam'ın söylediğinden ben şunu anladım. Yani erkek egemenlik deyince sanki hani onu çok kavramsal kalıyor dediniz. Evet. Sembollerle ve belki de sayılarla. Çünkü biliyorsunuz artık sayılar evet. Bilime hakim oldu. Yani sayılar konuşuyor ve sayılar kanıtlıyor bazı şeyleri. Dolayısıyla sayıları verdiğimiz zaman tabii çok daha böyle şey ortaya çıkıyor. Bunun ne kadar vahim evet. olduğu ortaya çıkıyor. Ama şey dilini geliştirmekle mi bunu yapabileceğiz sorusuna vereceğim iki şey var, cevap var. Bir tanesi belki sizin söyleyeceğiniz. Şimdi ben ne kadar dilini geliştirsem geliştireyim. Örneğin feminizm, ben şimdi erkek egemenliği diyorum ama bu kavramlardan bir tanesi. Feminizm insan hakları kuramı üzerinden çıkmıştır. Zaten ilk feministler yahu insan hakları diye bir şey var, biz insan değil miyiz cümlesini kurarak başlamışlardır şeye. İnsanlar işte belli doğuştan itibaren belli eğitim gibi işte mülk edinme gibi oy verme gibi haklara sahipler. Kamusal alanda var olma hakkına sahipler. Biz niye o insanlık içinde yokuz diye ilk 17. yüzyılda dile gelmiştir, kavramsallaştırılmıştır önce. Liberal düşünürlere örneğin Locke'a cevap yazan kadınlar vardır, düşünürler vardır. Ben niye insan değilim, niye saymıyorsun beni, niye aile özel hukukun içine hapsediyorsun diye. Şimdi bu dili kullanıyorlar. Kadın insan hakları dilini geliştirdiler. Dolayısıyla hak dili üzerinden gidiyorlar. İşkenceye ne kadar karşı çıkılıyorsa taciz, tecavüz, kadına karşı şiddet de o kadar insan hakları ihlalidir ve bu söyleniyor. İnsan hakları ihlal ediliyor deniyor. Değil mi? Ev içi şiddette de öyle, sokaktaki şiddette de öyle, törede de öyle. Bu dil kullanılıyor fakat bir yerlere gidemiyor.
Bazı kulaklara gidemiyor. Bazı kulaklardan içeri giremiyor. Şimdi orada da galiba sizin içselleştirme dediğiniz yere geliyoruz. Evet. Kültürel olarak bunu normalleştiren, hatta değil mi? Evet. Olumlayan ve hatta olması gereken gibi gösteren dini, geleneksel, tarihi bir takım kodlar var. Şimdi bu kodlar var olduğu sürece ve bunların hepsiyle kadınlar mücadele edemez. Dolayısıyla az önce hani bu kadınlardan beklenecek bir şey değildir. Böyle bir insan hakkı ayıbı insan nüfusunun yarısına yapılmaktadır. Dolayısıyla insan hakları örgütleri işte daha şeyle medya, sivil toplum her meselenin altında bir kadınla ilgili bir boyut vardır. Dolayısıyla nereyi deşerseniz deşin bir kadının ayrımcılığa uğradığı bir yer vardır. Dolayısıyla bu herkesin sorumluluğu. Kadınlar, hani bu şöyle bir şey değil ki, işte siz işte azınlıksınız, kendi haklarınızı kendiniz savunun. Öyle bir şey yok yani. Evet. Toplumsalı kuran bir noktada o kadar temel bir şey. Aklıma geldiğinde söylemek istediğim ama galiba arayı vereyim. Vereyim. Evet. Daha sonra, aradan sonra beraberiz. Hızla çok fazla ayrıntıya girmeden izleyici e-postalarını okumak istiyorum. Bir izleyicimiz tecavüze uğradığını, 40 yıldır bunu sakladığını, sebebini de ailem beni cezalandırmasın diye bunu sakladım diyor. Hayatın, hem hayatın bitirilecek tecavüzde hem de bunu saklayarak ruhumuz öldürülecek diyor. Bir konuğumuz Rasim Bey, Rasim İpek, biz erkekler kadınlardan korkuyor olabilir miyiz? Bütün bunların sebebi bu olabilir mi diyor. Arif Akgün, Silvia Plath, bazı şiir sizin adınızı almış, Murat Hocam'a Silvia Plath'ı hatırlatır mısınız? Bazı şiirlerinde erkekleri faşiste benzetiyor. Hocam, tüm erkekler yoksa özünde faşist mi diyor. Bir başka konuğumuz, işin sınıfsal boyutundan bahsediliyor. Sınıfsal olarak bu mesele ele alınmazsa toplumda bir yere varılamaz diyor. Mesajlar böyle hocam. Benim de aklıma bir şey geldi demin konuşmaları dinlerken. Bu kadın erkek eşitsizliği ve ayrımcılık çok çarpıcı bir örnek gibi gelir bana hep. Ve bu sefer bizimle de ilgili bir şey değil. 1789 işte Fransız devrimi, meşhur tenis kortu yemini işte bilmem ne, asamble toplanır ve insan hakları, insan ve vatandaş hakları bildirgesini yayımlarlar. Ki bu işte artık Fransız devriminin manifestosu olacaktır. Ondan sonra Fransa'nın ve daha sonra da onları izleyen bütün ülkelerin anayasalarının temel ilkelerini teşkil edecektir. Bundan yanılmıyorsam bir yıl sonra Olympe de Gouges adında bir kadın yurttaşın hakları adında bir beyanname yayımlar ve giyotinde idam edilir. Bunun karşılığı olarak. Aynen öyle. Bu galiba şeyi anlatıyor yani. Meseleyi anlatıyor. Bütün erkekler faşist olmayabilir ama yani iktidar isteği ile işte faşizm arasında bir bağlantı vardır. Faşizm tabii bir yandan çok spesifik bir şey, çok da iyi tanımlanması gereken bir şey ama iktidar olmaktan ve sınırsız iktidar sahibi olmaktan utanç duymayan insanlarda faşizan bir şey. Eğilim en azından vardır diyebiliriz ve bu tabii önüne de sınırlar konmayan bir cinsin böyle bir şeyi içinden bir itki duyması gayet normal. Ben kadın ve erkek meselesine sınıfı şey yaparak, dahil ederek öyle çok ilerlere varacağımızı düşünmüyorum. Yani bu insanlık tarihinin ilk büyük iş bölümüdür diyebiliriz.
Ve yani ilk turda konuşurken işte kadın erkek fiziksel güç falan gibi şeylerden söz ettik. Şimdi fiziksel güç de yani bu hani öz yok dedi Zeynep. Bence de yok hiçbir konuda. Yani bu da gene tarihi gelişmenin bir sonucu. Yani kadın herhalde hamile kaldığı ve çocuk doğurduğu için bu avcılık vesaire şeylerinde işte dere tepe koşacak moşacak hayvan peşinde buradan ayrılıyor. Hı hı. Ve ondan sonra işte belki ilk bakla falan gibi bir takım şeyden baklagillerin ev etrafında yetiştirilmesiyle falan yani tarım tarafına şey yapıyor, kanalize oluyor ve yani birisi gidip işte hayvan avlarken diyelim öbürü şeye bakıyor yani işte işte baklalar oldu mu, buğdaylar oldu mu? Yani biri hayatı, bir hayatı sürdürmekle meşgul ve kendi çocuğu da bunun içinde bir yeri var. Öbürü ise daha dışa dönük ve şey pekala tahripkar olabilecek bir faaliyet biçimi içinde. Yani o akşam yiyeceğimiz hayvanı avlamak olabildiği gibi o işi yapan adam tabii aynı zamanda savaşçı da olabilir vesaire. Yani buralardan başlayan bir şey var. İşte o farklılık dediğimiz şey. Ve dolayısıyla da onun içinde eşit olmalıyız. Şimdi yani bu tarih boyunca kadın dedik ama ben biraz bu konuştuklarımızdan yani geçmişte ve bugüne biraz bakarak bir gelecek projeksiyonuyla kendi sıramı sahmayı düşünüyorum. Ben şimdi yani yaşım başımı epey aldım. Bir sürü şey yaşadım. İşte yayın evi kurdum, şunu yaptım, bunu yaptım. Bir sürü insanla çalıştım. Yani ben mesela demin Zeynep'in verdiği rakamlardan da biraz şaşırdım. Çünkü Türkiye'de kadınlar yani 34'ten itibaren işte bu eşitlik vesaire işte hakim olmuştur, şey olmuştur, işte profesör olmuştur, doktor vesaire olmuştur. Yani bazı Avrupa ülkelerinden daha ileri oranlarda bunlar gerçekleşmiştir. Şeye bağlayacağım yani iş hayatında kadınlar. Erkekler şeye çok alışık, rekabete çok alışık. İki erkeğe yani sen şu işlere bak, sen de şu işlere bak. Sizin aranızdaki ilişki de eşit bir ilişkidir. Dediğin zaman yapılabilecek en büyük kötülüğü yapıyorsun. Çünkü eşit ilişkiye dayanamıyor kimse. Birisinin şey olması lazım. Hiyerarşide amir durumunda olması lazım. Bu olmadığı zaman birbirleriyle nasıl ilişki kuracaklarını bilemiyorlar. Mesela kadınlarda ben böyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Erkek her zaman şey yapıyor, yani o işi yaparken bu iş benim nasıl işime yarayacak diye yani kendisini o işin içine bir biçimde sokmadan yapamıyor. Kadınlarda böyle yapan var. Yani tamamen bence kadın olmakla şeyini atmış, köprülerini atmış erkek dünyasında erkeklerle rekabet ederek yükselmeye. Onları kastetmiyorum. Kadınlar işe bakıyorlar. Yani işin başarılı olması için burada ne yapmak lazım ve onun içine kendi şeylerini, kişiliklerini falan koymuyorlar. Çok daha anlayışlılar. Erkekler anlamıyor. Çünkü empati kuramıyorlar. Yani gene bunlar bir öz diye demiyorum. Yani bu tarih böyle yaşandığı için yani kadın anlamak zorunda. Yani evet, habercilikte çok barizdir bu. Gerçekten kadın haberciler ve kadın yönetici olarak çalışan haberciler erkeklerin bakış açılarından çok daha farklı konular, açılar getirirler meselelere, haberlere ve çok da derinlemesine gidebilirler. Çok daha hoşgörülü olur. Erkekler biraz daha klişeye, basma kalıpçılığa yatkındır. Duymasın beni. Hem cinslerim. Şimdiye kadar program belki veyahut dinleyici açısından da azıcık taraflar olarak zaten kadın deyince sanki karşı tarafta erkek var gibi. Evet. Aslında bizim bahsettiğimiz bir düzen. Ve o düzenin içinde hepimiz yani insan olabilmemiz aslında. Yani kadına karşı erkek, erkeğe karşı kadın değil. Bu insan olabilmemiz yani düşüncemizi de özgürce ifade etmemiz. Bir tane çarpıcı örnek vermek istiyorum olamadığından. Boğaziçi Üniversitesi, elit bir üniversitesi Türkiye'nin. Psikolojiye giriş dersi veriyorum. Sınıfta 100-150 kişi ve şu soruyu soruyorum. Ay başında kadının cinsel dürtüsü artar mı, azalır mı, aynı mı kalır? Şimdi
mamallarda, öbür memeli hayvanlarda çünkü bir korelasyon var. Soruyu soruyorum. İşte kaç kişiye göre artar eller kalkıyor, kaç kişiye göre azalır eller kalkıyor, kaç kişiye göre aynı kalır eller kalkıyor. Kalkan bütün eller erkek öğrencilerin elleri. Hmm. Yani kadın kendi bedeni üzerinde bile ne bu soru saçmadır diyebiliyor. Evet. Ne ben böyleyim diyebiliyor. Konuşamıyor ki bu Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bir söylemek istediğim bu. İki, bir de bu erkek egemen düzene bakıyoruz. Tabii azıcık antropolojiye bakarsak başka dünyalar da mümkün. Yani zannetmeyelim ki bir tek erkek egemen toplumlar var. Evet. Polyandri var. Yani çok böyle olsun da demiyorum ama başka yaşam biçimleri de mümkün. Bu çıkmış şimdilik tarihin bu aşamasında. Ama bu devam edecek demek değil. Afrika'da bir yerde maalesef hep Afrika diyoruz. Çünkü Afrika'yı küçümsediğimiz için Afrika'yı bilemiyoruz. Halbuki Fransa'da, Hollanda, bilmem Belçika falan bile ayırt edebiliriz. Neyse bir kabilede, kabilenin adı bilmiyorum, aşk evliliği var. Kadın evli adamla, başka birisine aşık oluyor, onun evine gidiyor, onun evinde yaşayabiliyor, orada ona veriliyor. Aşk evliliği bittiği zaman evine dönebiliyor tekrar ve evindeki yeri teslim ediyor. Bu olsun demek değil, dünyanın için bir ideal değil bu. Ama başka yaşam biçimleri var. Tek i̇şte mevcut, şey Malinowski'nin Troublyan'da da böyle yani bütün Freud falan hepsi tepe tepe olur yani. İptal. Tabii ki ama zaten Freud Avrupa tarihi tabii içerisinde belli bir toplumsal ve kültürel yapının içinden konuşmuş korkunç bir insandır. Mesela Freud'a karşı bu da bilimde kadının takibi. Afrikalı Ödip diye bir şey çalışma yapılmıştır. Şimdi çekirdek aile olmayan yerde Ödip nasıl olabiliyor? Ödip kompleksi olamıyor yani. Baba sadece bir baba veya anadan oluşmayan bir ailede Freudian yapı geçerli olmuyor ama ben şöyle takım yapalım. Bağışlayın. Pardon. Şerif hocam dinleyelim, kapanışı siz yapın, ben sonra doğru tamam geliyoruz çünkü. Hayır, Zeynep'ten bir şey rica edecektim. Türkiye'de bu konularda kadınların çok büyük çalışmaları var. Bu çalışmaları bence biz sayıp da o çalışmaların sonuçlarına bir bakmak lazım. Bu çünkü Türkiye'nin hani sayılan o istatistiki şeyinin dışında olmuş olan bir şey. Kadın toplulukları, kadınların şimdiye kadar neler yapmış oldukları ve ne dereceye kadar bunun halka intikal etmiş olan bir bilim olmuş olması. Yani bunu en iyi sanırım ki Zeynep yapabilir. Veya da halka değil de genelde ne dereceye kadar bilinen bir konudur. Yani tabii genelde derken kimler tarafından, ya erkekler biliyorlar mı sorusunun cevabı hayır. Kadınlar biliyor mu? Evet, yani halk dediğimiz zaman yine homojen bir yapı diye düşünüyoruz. Şimdi şu var ya, Osmanlı feminizmi 19. yüzyılda başlıyor. Dolayısıyla sadece işte Kemalizmin ortaya çıkardığı bir şey de değil. Kadın mücadelesidir aslında kadınlara oy hakkının verilmesini sağlayan Türkiye'de. Şimdi sürekli olarak ilkokul kitaplarında, okul kitaplarında şey diye okutulur. Çok cömert Cumhuriyet önderleri şey verdiler, kadınlara hak verdiler. Kadınlar onun mücadelesini yapmıştır. Dolayısıyla kadınlar bir yüzyılı aşkın süredir bu topraklarda bunun mücadelesini yapıyorlar ve mesela ben dün Diyarbakır'daydım. Orada kadın kentleri toplantısının üçüncüsüne katıldık. Yani üç senedir uluslararası kadın kentleri, yani bırakın artık işkence mi görüyorlar, feminizm, erkek düşmanlığı mı? Biz öyle bir noktadayız ki biz artık kadınların yaşayacağı bir kent nasıl olmalıdır? Kentler kadınlara göre nasıl düzenlenmelidir noktasındayız. Dolayısıyla hocam var tabii ki bunun bilgileri, ya isteyen bakar ama ben şu soruna geri dönme istiyorum. Bakmama meselesi, yani sadece duymama değil bakmak da istememe. Şimdi az önce reklam arasında konuşuyorduk, bir kadın programı yapılsa NTV'de diyordum ben. Şöyle de bir de hani pazartesi perşembe arası bir de kuşağında, hani çok seyredilen saatler kuşağında olsa, siz de dediniz ki haklı olarak ona sadece kadınlar bakar. Çok doğru, erkekler oyuna bakmak istemedikçe tabii ki kadın meselesi sadece kadınların meselesi gibi gözükecek. Ve orada yapılan bütün mücadeleler yok sayılacak. Bütün sorunlar da yok sayılacak. Yani şimdi sınıf meselesi biraz değineyim çünkü gelmiş iki kere mail. Bence de sınıf meselesi
ile çok alakası var. Dediğiniz gibi bu ilk şeydir, iş bölümüdür tarihteki. Ama sadece sınıf meselesine indirgenemez kadın meselesi. Sınıf meselesiyle bağlandığı yerler tabii ki mülkiyet. Şimdi soyun kontrolü kadının bedenin kontrolü üzerinden gider. Annenin kim olduğu hiçbir zaman sorgulanmaz. Çocuğun annesinin kim olduğu soru işareti değildir. Çocuğun babasının kim olduğu soru işaretidir. Baba üstünden geçecekse miras, kadının bedenini eve ve bekarete ya da işte şeye hapsetmek zorundadır. Değil mi? Namusa, iffete hapsetmek zorundadır. Dolayısıyla ahlakla, dinle alakası yok bunun. Basbayağı namus, iffet dediğimiz bir mülkiyet sorunsalıdır. Zeynep, bu da değişiyor artık. Çünkü erkeğe ihtiyaç yok çocuk yapmak için. Onun için yepyeni bir dünyaya giriyoruz. İnşallah yani spermsiz, başka dünyalar mümkün derken mümkün yani teknolojiyle de geldi, spermsiz benim. Yani hayat yaratmak mümkün artık. Değil mi? Ve bu bütün erkek kadın ilişkilerini ve aileyi her şeyi değiştirir. Her şeyi etkiler. Ama ayağınızı denk alın diyorsunuz. Buyurun. Ama zaten şu da var. Şimdi neoliberal sistem dediğimiz yani ekonominin, kapitalizmin yeni biçimi, esnek emeğe dayalı, kısmi zamanlı çalışmaya dayalı, ücretlerin düşürülmesi, güvencelerin, devlet güvencelerinin çekilmesi emek şeyinde bu torba yasada da zaten geliyor. Bir posta daha yani HES'leri falan saymıyorum şeyleri, özelleştirmeleri ve her şeyin metallaştırılmasını ama emek üstünde yepyeni bir şey geliyor. Sözlerinizin yarım kalmasın, iki dakika kadar zamanımız kaldı, onu hatırlatın. Onu diyeceğim, kadın emeğine yani ucuz emeğe ihtiyaç var. Dünyanın her bir tarafında emeğin kadınsılaşması diye bir sorun tartışılıyor. Kadınlara çok daha düşük ücret verebiliyorsunuz. Evde yaptırıyorsunuz, fason yaptırıyorsunuz şeyi. Dolayısıyla oradan da sınıf meselesiyle bir bağlantısı var. Ama şunu hatırlatmak isterim sadece sınıf diyen arkadaşlara. Yani solun güçlü olduğu 80 öncesinde solun işte stratejilerini belirlediği toplantılarda çayları yapanlar yine kadındı. Kadınlar hep orada da mutfağa itilmişlerdi. Kadınların ojeleri ve makyajları sorun oluyordu. Dolayısıyla bedenleri yine kontrolden geçiyordu. Sadece sınıf meselesiyle halledilemez. Tecavüz, taciz, dilsel saldırı, aşağılama soldan sağa bütün erkeklerin yapabildikleri bir şey. Şimdi bu mesele kadın meselesini son meselesinden ayırıyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım'a özellikle çünkü konuğumuz olduğu için ama galiba bu sıralarda yine teşekkür etmek gerekiyor. Özellikle Gündüz Bey'e çünkü kendisi Amerika'ya gidecek. Eğer devam ederse programımız bu son bölümdü. 13 bölümü tamamladık. Eğer devam ederse yani bir dönem olmayacak. Aynı zamanda bir ara da verilecek. Bu devam etmeyecek anlamına gelmiyor. Büyük olasılıkla devam edecek. Ama henüz net bir karar yok. Bunu söyleyebiliriz. Herkes adına buradaki hoşça kalın diyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle, gerçeği oralarda bir yerde eşelemek dileğiyle.